Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paylaşacağım konu kompost toprak. Kompost toprak ne işe yarar, nasıl yapılır? Sizlerle bununla ilgili bildiklerimi nacizane aktarmak istiyorum. Kompost toprak çok basit aslında. Evimizde artık olan malzemeleri biriktirerek yapacağımız çok vitaminli, çok değerli bir toprak. Görüyorsunuz ben patates kabuğu, domates fidelerinin kurumuş dereotu, muz kabuğu ne varsa ama sadece sebze ağırlıklı. Hayvansal gıdalar, yağlar olmayacak. Bu şekilde kutunun içine biriktirdim. Her koyduğum aşamadan sonra üzerini toprak serptim. Normalde bu kabın altı delik olması gerekiyor. İçinde biriken suyun akıp gitmesi gerekiyor ki çürüme olmasın. Bu şekilde ben onu balkonda tuttuğum için alt tarafı biraz yükselttim. İç tarafı birikiyor. Görüyorsunuz domates kabukları da var. Çok basit bir toprak yapımı ama biraz mesafesi uzun. Uzun zaman alıyor. En aşağı 3-4 ay. Mesela kıştan bu tarz birikimler yapabilirsiniz. Evinizde soyduğunuz patates kabuğu, muz kabuğu bu şekilde bir kovanın içine biriktirip üstüne bir sıra toprak. Görüyorsunuz toprak serpiyorum. Sonra tekrar üstüne biriktirdiğiniz sebze kabukları tekrar toprak. Bu şekilde sıralı bir şekilde yaptığınızda belli bir süre sonra zaten toprakla o içindeki malzemeler karışıyor, çürüyor, harmanlanıyor. Onun için ondan sonra değerli bir toprak ve vitaminli bir toprak haline geliyor. Ben bu toprak karışımını buradaki fidelerimin alt kısmına koydum. Gayet de görüyorsunuz biber ve domates fidelerim de gayet güzel. Tabii ki bunu bahçesi olanlar daha rahatlıkla yapabilir. Daha kolay yapar. Ben balkonda kovanın içine yaptığım için biraz zor oluyor. Ama siz evde biriktirip gidip bahçeye bir köşeye de dökebilirsiniz. Bahçeleri olanlar, köylerde veya bahçeli evlerde yaşayanlar bu tarz şeyleri yapabilirler. Görüyorsunuz domateslerin ne kadar güzel oldu. Çünkü altlarına bu tarz vitamin toprak koydum karışımı. Yani içine koyduğum malzemeleri tekrar çektim size ne koyabilirim diye fikriniz olsun. Bak havuç kabuğu, pazı, soğan kabuğu bu tarz ne varsa sebze namına ne varsa koyabilirsiniz. Her koyduğunuz malzemeden sonra üstüne bir kat toprak koyuyorsunuz. Ben bu şekilde yaptım. Tabii ki daha profesyonel olarak yapılanlar var. Benimki basit. Kolaylıkla herkesin yapabileceği bir tür. Bu şekilde kovamı doldurdum. Belli bir süre sonra çürüme başladıktan sonra aralıklarla karıştırdım. Ve mis gibi bir koku aldığında toprağınız hazır demektir. Size aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.